bir söz, bir yanlış yönlendirme çocuğun bütün hayatını değiştirebiliyor. Babasının bir çocuğa verebileceği en büyük hediye onun annesini sevmesidir. Eğer anneniz babanızı, babanız annenizi sevmiyorsa sizin de insanlara karşı sevgi beslemeniz çok fazla mümkün değil. Sevginin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Her şeyiyle çocuğunuzu bir kere öncelikle kabullenmeniz lazım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sonunda finally Freud'u bitirdik. Freud'da önemli bir şey vardı. Daha en başta söylediğimiz gibi Freud halen Freud'a karşı olanlar var. Freud'un birçok tezi, hatta hiçbir tezi aşılamamış. Ama karşı görüş gösteren insanlar oluşmuş. Yani psikolojide Freud aşılamayan bir bilim adamı. Doğru mu hocam? Evet, doğru. Psikolojinin yarısı Freud, yarısı Freud'a karşı olanlar diyebiliriz. Dediler. Freud'un insanlık için, insan yavrusu için çok önemli aşamaları var. Bunlardan 0-2 yaş oral dönem, 2-3 yaş anal dönem, 3-6 yaş neydi o? Fallik dönem. Fallik dönem, 6-12 yaş. Gizil dönem, latent yani. Latent dönem, 12-22 yaş. O da gelişimsel sürecin son aşaması, genital dönem. Yani insan cinsiyetinin tamamen ve cinselliğin oturması. Bunlar öyle enteresan dönemler ki bunların herhangi bir aşamasında çocuğun bir sekteye uğraması, yani az emmesi, çok emmesi, sürekli emmesi, kısa sürede emmesi, uzun sürede emmesi, dışkılamayı doğru yapması, doğru yapmaması. Bakın çok enteresan bir şey. Yediği besinler dışkılamasını etkiliyor. Evet. Ve bu dönemler birbirlerini etkileyebiliyorlar. Tabii ki. Dışkılamadan sonra dış dünyayla teması, dış dünyayla teması etrafındaki insanlar onları çok etkileyebiliyor. Çünkü mesela biz ataerkil bir aileyiz ve halen bizim etrafımızda büyüklerimiz var. Biz menkibelerle, hikayelerle halen büyüyebiliyoruz. Bizim etrafımızda anneannelerimiz, dedelerimiz var. Halen geniş ailede yaşıyoruz. Çekirdek ailede yaşayan insan sayısı çok az. Ki çekirdek ailede de yaşasak bu sefer etraf unsuru çok fazla. Çünkü bizde çok fazla bilmeden fikir sahibi olan insanlar var ve bunların hayatımıza çok büyük önemli etkileri var. Ve bir söz, bir yanlış yönlendirme çocuğun bütün hayatını değiştirebiliyor. Nedir? Ufak yaştaki bir çocuğa, daha cinsiyet kavramı oluşturulmayan bir çocuğa kız erkek ayrımını verirseniz ne olur? Karşı cinse karşı olumsuz ön yargılar oluşturabilir. Çocukta kızlık ve erkeklik, annelik ve babalık bilgileri oturmaya başlarken kavga eden anne ile baba örneğinden çocuk bunu öğrenirse ne olur? Olumsuz ilişkiler geliştirebilir. Eş ilişkisini çok 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 yanlış bir şekilde değerlendirebilir. Yanlış rol modeller aldığı için ilişkisini doğru götüremeyebilir. Kendi evliliğinde, nişanlılığında, evliliğinde çok olumsuz şeyler yaşayabilir. Arkadaşlar insan sevmeyi İlk önce annesinden babasından öğrenir. Evet. Eğer anneniz babanızı, babanız annenizi sevmiyorsa sizin de insanlara karşı sevgi beslemeniz çok fazla mümkün değil. Doğru mu? Doğrudur, evet. Bir çocuğun babasının bir çocuğa verebileceği en büyük hediye onun annesini sevmesidir demişler. İnsanlar saygıyı annesinden babasından öğrenir. Eğer annenin babana, babanın annene saygısı yoksa, siz onların arasındaki saygıyı göremezseniz etrafta hiç kimseye, siz de yarın eşinize ve diğer insanlara saygı gösteremezsiniz. Doğru mu? Kesinlikle çok doğru. Çok doğru bir tespit. Çünkü yanlış rol modeller aldığınız zaman, yanlış örnekler aldığınız zaman siz de bir yanlış örnek olarak hayatınıza devam edersiniz. Ve sizden sonraki nesli de çok yanlış yönlendirirsiniz. O yüzden büyük bir sorumluluk bu. İnsanlar temel ahlak kurallarını ailesinden alır. Yardım etmeyi ailenizden öğreneceksiniz ilk önce. Eğer ailenizde yardım duygusu gelişmemişse bu duygu daha sonradan sizde gelişmez. Görmediğiniz bir şeyi, çocukken görmediğiniz bir şeyi daha sonra görmeniz ve öğrenmeniz çok zordur. Bazı davranışlar ailede öğrendiğiniz süre içinde sizden var olacaktır. Doğru mu hocam? Kesinlikle çok doğru. Kesinlikle. O yüzden de bunların hepsini ailenin size vermesi gerekiyor. Ahlakı ailenizden alacaksınız. Çünkü ailenizdeki en ufak bir suistimal, yani annenizin babanıza yalan söylediğini görmeniz ve bunun annenizi nasıl kamufle ettiğini görmeniz bir çocuk üzerine nasıl bir etki yaratır?
yanlış bir anne algısı çocukta diğer insanları kolaylıkla aldatabileceği inancına sahip olmasına sebep olabilir. Yani yalan söyleyen bir anne, babayı yalanla idare eden bir anne, çocukta yalanla hayatımı devam ettirebilirim. Bu doğru bir şey. Yani bu benim için bir hayat felsefesi haline gelebilir inancına sahip olur. Çünkü çocuk ilk öğrendiği şeylerden bir tanesi bu olacaktır. Bağırarak, çağırarak veya da şiddetle iş yapan, evde işini yaptırtan bir babayı gören çocuk ileride... İleride şiddete meyilli bir çocuk olacaktır. Erkek çocuksa şiddete meyilli bir çocuk olacaktır. Kız Maalesef. Çocuksa da gizli gizli içinde şiddet meyili olan bir erkek arayacaktır. Kesinlikle agresif bir adamla birlikte olmak isteyecektir. Çünkü sevgiyi almayı bu şekilde öğrenmiştir. Yani yanlış bir şekilde sevgiyi almayı öğrenmiştir. İlgiyi ve sevgiyi şiddet yoluyla alan bir çocuk, ilgiyi ve sevgiyi şiddet olarak görmeyi öğrendiği için böyle bir adamla bir partner arayış içine girecektir. Bu yüzden çok kültürlü, çok okumuş, çok modern olarak gördüğünüz insanlar ileride çok abuk subuk şeylerle karşılaştığınızda bunlara şaşırmayacaksınız. Çünkü bunların geçmişinde çocukluklarında yaşadıkları şeylerden dolayı böyle olabilir. Ve burada en önemli olan şey gerçekten anne baba olmak için profesyonel çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi artık eskisi gibi değil. Çocukların her aşamasında doğru şeyler yapmazsak, doğru şeyler göstermezsek o çocuklar ileride çok farklı yerlere gidebiliyor. Evet, dünyada önceden hayat daha farklıydı, dünya daha kapalıydı ve böyle şeyleri fark etmiyorduk. Ama artık her şey ışık hızında ilerlediği için çocuklara nasıl davrandığınız doğduğu anda aslında daha doğmadan itibaren başlıyor ama en azından doğduğu andan sonra doğru örnek olmak ve onları doğru yetiştirmek çok önemli. Ve özellikle de annenin ve babanın çocuk üzerine etkileri de çok fazla. Sohbetimize biz devam edeceğiz. Özellikle sizden gelen sorulara ve taleplere göre sohbetimizi yönlendireceğiz. Sizin sorularınızı bekliyoruz, tepkilerinizi bekliyoruz ve bunun haricinde özel olarak konuşmak istediğiniz, kendinize ait herhangi bir konu varsa bize yine başvurabilirsiniz. Gerek kliniğimizde gerek ofisimizde Şule Hanım'la bu konularda sohbet edip danışabilirsiniz. Sizi videolarımızı tekrar izlemeye ve bu videolardan doğabilecek sorularınızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesiyle ben bitirmek istiyorum. Bu kadar zor bir süreci nasıl yöneteceğiz? Bir çocuk sahibi olmaktan çok korkuyoruz diye soranlar olmuş bu konuştuklarımızdan sonra. Sevginin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Her şeyiyle çocuğunuzu bir kere öncelikle kabullenmeniz lazım. Öncelikle kabullenilen ve onay gören çocuklar iyi yetiştirmeye aday çocuklardır. İlk yapmanız gereken şey bu. Onu koşulsuz ve şartsız sevmek ve kabullenmek. Daha sonrasında ise okuyarak, dinleyerek, bizi izleyerek bilgiler edinmek ve bu bilgiler doğrultusunda çocuğunuzu doğru yetiştirmeye çalışmak. Biz size hizmet vermeye, burada olmaya devam edeceğiz. Siz de eğer bizi izlemeye ve bizi takip etmeye devam ederseniz hem sizin için hem bizim için olumlu gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Hakan'a çok teşekkür ediyorum bana partner olduğu için. Bu güzel programı çektiği için. Yönetmenime de çok teşekkür ediyorum. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Korna TV'ye abone olun. Şuradan tıklayarak bizi izleyebilirsiniz. Buradan tıklayarak da abone olabilirsiniz. Tıkladıktan ve abone olduktan sonra yanında bir zil işareti var. Eğer oraya da basarsanız bütün videolarımızın bildirimleri size gelecektir. Sizinle birlikte olmak, sizinle bu sohbeti yapmak çok güzeldi. Takibinizin devamını diliyorum. Uzman, psikolog, terapist Şule Çolak ile dinlediniz. Danışabilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz ve birçok konuda yardım alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.